Merhaba arkadaşlar, ben Ümit Kirenci. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Yayıncı dostu, Türk Duino yayın kontrolcüsü. Aslında birkaç haftalık geçmişi olan bir proje. İlk önce Türk Duino'yu toplamıştık, onu sizle paylaşmıştım. Daha sonra canlı tasarım serisinde bu harika şeyin full tasarımını beraber yapmıştık. Kalkmadan açıkçası tek seferde bitirmiştik. Şimdi de artık proje ellerimizde, bayağı bize çektirdi yani Arduino'su, işte parçaları üretmesi, sonra bir de bunu bilgisayarda Python'la kodlayıp konuşturur hale getirdik. Hakikaten zahmetli oldu. Stresli olduğu kadar da işin sonunda yani bize keyif veren bir proje oldu açıkçası. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi projenin toplanmasından kodlanmasına neler yapmışız hep birlikte bir izleyelim. Vallahi güzel bir şey olacak ya. Bunu ben böyle tasarlamamıştım. Tek parçaydı aslında bu ama üretim açısından hem çok zor olacaktı hem de çok fazla malzeme tüketecekti. O yüzden ben de buton kısmıyla hem de lehimlemek falan daha kolay oldu, kabloları yapıştırmak. O yüzden ben de böyle yaptım, ayırdım. Şimdi başlayalım, toplayalım bakalım. Ve projenin asıl merkezinde, kalbinde Türk Duino. Çok güzel durdu ya. Bakar mısınız şuna? Bayağı güzel oldu. Şimdi ben bir başlayayım. Başlangıçta biraz kablolu olacak ama sonra ben bunları direkt üzerine lehimleyeceğim aslında. Şimdi bir projeyi çalıştıralım. Daha yeni topladık. Kodlamasını yeni bitirdik. Bir de başka bir problem oldu. Araya Python girdi. Python'da da bir şeyler yapmak zorunda kaldık. Vallahi çok değişik bir iş oldu ya. Şimdi şunu yapıştırmakla bir başlayayım. Oturdu. Ya bu ekranı ben elimizdeki daha büyük zannediyordum. Datada modellerken de canlı tasarım videosunda görmüşsünüzdür belki. İzleyenler için söylüyorum. Buranın tamamı ekrandı aslında ama bizim elimizdeki daha küçükmüş. O yüzden ben de çünkü devresi gözüküyordu. Üstüne bir kapak yaptım. Aslında bayağı da şık durdu. Sonra da hoşuma gitti. Şimdilik bu şekilde devam ediyorum. Yani fena da durmadı gerçekten şöyle. Ekranı zaten monte etmiştim oraya. Arkadan kabloları geçirdim. Şu Türk Duino'yu sabitleyeceğim. Bu biraz kurusun. Şu butonları yapıştıracağım üzerine. Tamam, tuşları doğru yere koydum. Şunu bir... Alt montajı, üst montajı tamamladık. Kabloları şey yapacağım ama şimdi dediğim gibi bu bir sonraki aşamada kabloları direkt olarak lehimleyeceğim. Gözükmese daha harika olacak. Türk Duino'muz içeride. Vay, çok güzel olacak ya. Şimdi butonları yapıştıracağım. Buton tasarımını da değiştirdim. Tırnaklı yapmıştım. Tırnaklar çok zayıf kaldı. Bir de istediğim gibi ayarlayamadım. Beğenmedim yani. Ömürlü olmayacaktı. Sonra ben de tırnaksız böyle sıkışan bir tasarıma döndüm. Şimdi böyle hafiften silikonlayacağım. Üzerine yapıştıracağım. Sonunda topladım. Çok acayip bir şey oldu vallahi. O kadar uğraştırdı ki bizi. Bunu ben böyle ledlerle süslerim. Bunu ambulans gibi yaparım vallahi. Biraz daha zaman geçsin. Şimdi bir çalıştıralım, kullanalım. Evet, klasik Ümit. Yine düşürdü. Her bir tuşun fonksiyonu var. Şimdi onları zaten göreceğiz. Programlıyordum da bir. Aslan içeride yatıyor. Evet, şimdi bir kodlayalım. Şimdi Arduino'muzu gönderelim projemize. Şu diğer monitörü alayım. Bismillah, bismillah dedik.
Bunu valla Işılay yazdı. Çok uğraştık. Bir de öyle saçma şeyler oluyor ki yani her zaman yaptığımız şey bakıyorsun olmuyor. Belki yine anlatırken değinirim. Arduino direkt olarak bilgisayara bağlanamıyor. Bunun için işte farklı metotlar var. Yani bilgisayara bağlanamıyor derken Arduino'dan aldığımız komutu bilgisayarda işleyebilmeniz lazım. İşte mesela Arduino Leonardo aldığınız zaman böyle bir sıkıntı olmuyor ama Arduino Uno'larda ya işte bazı trikler var. YouTube'da videolarını bulabilirsiniz. Ben kullandığım kaynakların hepsini aşağıda listeleyeceğim. Bir klavye gibi görmesini sağlayabiliyorsunuz Arduino'nun ama ben de onları çok anlamıyorum. Bir tane arkadaş şey yapmış, Python'ı kullanmış. Python'ı görünce ben de zaten Python geçmişim var. Python'ı da çok seviyorum. Arduino ile birleştirmek istiyordum. Tam isabet oldu. Bir program yazdım. Arduino'dan gelen seri porttaki verileri Python işleyerek klavye gibi davrandırmış olduk çalışmada. Bayağı güzel oldu. Şimdi bir Arduino'muzu önce yükleyelim. Türk Dünya'yı çalıştıralım. Bakalım yayın kontrolcüsü nasıl olacak. Şimdi yükleniyorum. Çok iyi. Bayağı değer kaplıyor. Tamam. Evet geldi. Çok iyi. Şunu bir yakından alayım ben. Gayet iyi görünüyor. Şu tuşları bir deneyeyim. Bunlar kameraydı. Kamera 1, kamera 2, sahne 1, sahne 2. Bunlar mikrofon tuşuydu. Bu sesi kısıyor. Yani kapatıyor mikrofonu. Bu mikrofonu açtı. Bu da yayına başla. Evet. Baya güzel oldu ya. Bu da şey yayını durdur. Her birinin şeyi var. Simgesi var. O yüzden tuşların üstüne şey yazmadım. Bizim ana sahnemiz. Bakalım bir de bilgisayarda da deneyelim. Şu OBS'de bir deneyelim. Şimdi Arduino'yu yükledik. Asıl bir diğer ayağı da bu işin şeyi, bilgisayarla konuşturması. Takalım. Burada Python'dan faydalandım. Evet, Stream Deck çalıştı. Şuradan bir diğer kameramı da bir kontrol edeceğim. Tamam. Python'ın bir kütüphanesi var. Bilgisayara klavye komutları ve mouse hareketleri tanıtıyor size. Yani program vasıtasıyla bunları yapıyormuş gibi davranıştırabiliyorsunuz. Ben de bir tane hemen kod yazdım. Çok basit ve yalın bir kod. Kütüphanesi de bu. Bahsettiğim kütüphane. Bilgisayara klavye mouse hareketleri yaptırabiliyorsunuz yazılımla. İşte Arduino'nun COM bilgisini önce bir tanıttık ve bir tane boş liste attım. Yazılım çok basit gördüğünüz gibi. Seri porttan gelen bilgiyi okuyor. Sonra bunu klavye tuşuna atadığım tuş neyse artık ona göre davranıyor. Burada bir listeye atıyorum önce. Sonra o listede bakıyorum ben hangi tuşa basmışım. Bastığım tuşa göre ilgili klavye kısa yolunu çalıştırıyor. Sonra listeyi de temizliyor. Ben böyle yaptım. Yani çok ileri seviye program bilgim yok ama en azından çalışıyor. Şimdi bir deneyelim bakalım. Kodu çalıştırdı. Bunu bir exe'ye çevireceğim. Şimdi programı çalıştırdığınız zaman size önce bir uyarı veriyor ekrana. Türk Dünya Yayın Kontrolcüsü hazır. Canavar. Şimdi OBS'den bir deneyeyim. Tamam dedim. Program şu an çalışıyor normalde. Bu Python'ın aydınlığını görüyoruz ama bu exe'ye çevirince bunlar gözükmeyecek zaten. Arkada çalışacak. Şimdi OBS'yi ben ikinci ekrana bir getireyim. Klavye kısa yollarını açtım. Evet, şimdi yayını başlat. Bakın F17 direkt olarak geldi. Ondan sonra yayını durdur. F23. Ondan sonra ana sahne şunu diyor yanlış hatırlamıyorsam F24'müş. SJ Cam sahnesi F19. Kamera, ikinci kamera F21.
Aslında şu komple kameraydı. Ben bunu kamera 1 yapacağım. Sahne şu olacak. İkinci sahne bu olacak. Sonra mikrofonu şu açtı galiba. Evet, bu kapağı. Bu kadar. Şu an hepsi tamam. Bir mikrofon testini yapmak istiyorum. Şurada şimdi açtı. Gerçekten çok güzel. Çok eğlenceli. Şimdi ürün tanıtımına geçiyorum. Şimdi hep beraber bir TürkDüğünü'yü kullanalım. Neler yaptık bir hızlıca burada da bahsedeyim size. Bir program yazdım dediğim gibi. Arduino'dan gelen seri porttaki bilgileri işleyebilmesi için Python'dan bir kütüphaneden faydalanarak. Bu arada sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmına bana yazın. Bu dataları, kodları hepsini ben isteyen arkadaşlarla paylaşabilirim. Aslında videonun içinde de bahsedeceğim. Bunları özellikle çektiğim ve anlattığım kısımlar vardı. Bu Python kodunu bir exe'ye çevireceğim. Ona tıkladığım an aslında TürkDüğünü çalışmaya başlayacak. Programı, pardon, şeyi takmamışım. Önce TürkDüğünü'yi takmam gerekiyor. Programı tekrar çalıştıracağım. Evet, şu an çalıştı ve TürkDüğünü yayın kontrolcüsü hazır diye bir uyarı verdi bana. Tamam diyorum buna. Şu an aslında kısa yolları almaya hazır sistem. OBS ekranında kısa yolları zaten atamıştım. Şimdi bir deneyelim. Mesela kamerayı açalım. Birinci kameram. İkinci kamera notebook'un kamerası. Böyle rastgele bir düzen yaptım şimdi deneyebilmek için. İşte birinci sahne. Ve bu da ikinci sahne. Gayet güzel oldu bence. İstediğin gibi bir orada. Artık Twitch düşünsün. Artık Twitch'te canlı tasarımda neler yapacağız bilmiyorum. Burada mikrofonu kapat ve mikrofonu aç. Kısa yolları da var. Onları da bir denemiş olayım. Ve bu da yayını durduran kısa yol. Seri de yani. Tıkır tıkır. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bizi bayağı zorlayan bir proje oldu. Hatta yayını da geciktirdi. Yani ben bu videoyu da daha normalden daha geç paylaştım. Arduino'suydu, işte Python'la konuşmasıydı, devre ve ekran kurulumu. Lütfen siz de yorumlar kısmında düşüncelerinizi benimle paylaşın. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki projede görüşürüz. Bakalım daha neler yapacağız? Bu iş nereye varacak çok merak ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Relax tuşun nerede Vedat? Vallahi sakin tuşu yok, sakinleştir tuşu yok. Tansiyon tuşu var. Mükemmel. Harika. Bu işin Arduino tarafında ışınla coşturdu. Elini eline sağlık.